MDF ve sunta, hani mobilyanın tahta kısmı izleyicilerimizin anlayacağı gibi, niye burada sıkışıklık yaşanıyor? Şimdi bu ham maddeyle ilgili ülkemizde 2020'nin 11. ayından itibaren bir sıkıntı süreci var. Baktınız mı fabrikalarımıza %20-25 ihracat yapıyoruz diyorlar ama biz şu an itibariyle biz daha fazla ihracat yaptıklarını düşünüyorum ben. Evet. Biz burada şunu anlamak istiyoruz. Yani bu katma değerli ürünler değil bunlar. Evet. Yani bu satıldığında ülkemize çok büyük bir döviz girdisi olmaz. Burada bizim gönderdiğimiz MDF'ler, bugün gönderdiğimiz malzeme belki mobilya olarak, parke olarak geri bize geliyor. Evet. Hem de yani, ithal malzeme daha evet, kaliteli diye onlar geliyor. Onlar katma değerli hale getiriyorlar, bize gönderiyor. Burada devletimizle yaptığımız toplantılarda 4 sefer bakanlığımıza toplantı yaptık. Sayın Bakanımızın katıldığı, bakan yardımcılarımızın katıldığı toplantılar yaptık. Bu toplantılarda da dile getirdik. Yani mobilya sektöründe özellikle ham maddeyle ilgili ihracat yasağının getirilmesi gerekiyor. Yani burada biz 15 tane fabrikaya teslim olursak ülke olarak ufak esnafa sıkıntı yaşatırız. Yani burada fabrikalarımızın yaptığı ihracatın belki 10 katı, 15 katı, 20 katı biz bunu ihracatını yapıyoruz zaten mobilya sektöründe. Mobilya sektöründe zaten ivme kazanmış bir sektör. İhracat rakamları yükselmiş durumda zaten. Bu görülüyor zaten. Bakanlığımız da görüyor. Burada ham gönderdiğimiz MDF şu anda ülkemizdeki esnafımıza sıkıntı getiriyor. Bizim aklımıza farklı şeyler geliyor burada. Yani burada ufak esnafın bu kazandığı parayı geri alınıyor şu an itibariyle. Adamın emeği, alın teri, her şey alınmış durumda. Evet. Burada tabii fiyat istirarı da belli olmadığı için Nisan ayında 2 sefer zam geldi. Mayıs ayında 2 sefer zam geldi. Yani şu anda söylenti belki şey, malzeme yok denildiği için de Haziran'da da yine zam geleceği söyleniyor. Ya burada bunun bir fiyat istikrarı sağlanması gerekiyor burada. Burada ufak esnafın özellikle önünün açılmaya ihtiyacı var. Ufak esnafı kaynatıp devletimize karşı bir hamle yapmak gibi görüyoruz biz bunu artık. Evet. Yani burada aklımıza başka senaryolar geliyor. Ya ham maddesi %93 ülkemizden karşılanan bir sektör, mobilya sektörü. Evet. %7 oranında ithalatı var bu hırdavatta. Yani bu sektörün malzemeyle ilgili sıkıntı yaşamaması gerekiyor. İkinci konuda hırdavat konusunda adım atılıyor mu? Sayın Sanayi Bakanı ile bunu görüşüyor musunuz? Bu konuda üretim yapan firmalar artıyor mu? Nasıl durum? Şimdi Sanayi Bakanımız da hırdavatla ilgili de diğer konularla ilgili de yani ülkemizde üretim yapılsın diye onlar da belli bir mücadele veriyorlar. Burada özellikle sizin aracınıza da dile getiriyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe el atmaya ihtiyacı var. İhracata kota konması gerekiyor. Bu katma işin başlıca değerli ürünleri ihraç edelim. Katma değeri olmayan evet, ürünleri, ham maddelerimizi başkalarına vermeyelim. Mermer için de bu böyle, MDF sunta için de böyle. Kesinlikle. Yani burada ülkemizin önünü kapatmamamız lazım. Üretici devam etmesi lazım. Üreticiyi sıkıntıya sokmamamız gerekiyor. Burada ülkemiz, ya devletimizin üstüne yük olmayan bir sektör bizim sektörümüz. Evet. Burada 15 tane fabrikanın gönlünü yapacağız diye, yani burada 15 tane fabrika çok büyük paralar kazanacak diye buradaki ufak esnafı ezmeye gerek yok. Yani burada nedir? 3 aylığına bir kota konsun, iş piyasanın ihtiyaçları karşılandı mı, rahatlama süreci yaşandıktan sonra ihracat da yapabilirler. İhracatın engellenmesini istemiyoruz. Fabrikalarımız şunu yapıyor yalnız, ben dışarıda müşteri bulamazsam diyor, ben iş piyasası sen hazırsın diyor zaten diyor burada. Ve tabii, istediğin fiyatı da uygularım kesinlikle sana. Çünkü biz ortak bir tröst oluşturduk. Ya buradan sizin aracınızla da bayilere de sesleniyorum. Bayiler de fiyatları abartılı satmasınlar. Biz buradan özellikle rica ediyoruz onlara da. Bu son derece önemli. Sayın Taklacı bunun altını çiziyoruz. Bir Ekip abi şunu da ilave edeyim. Ya keşke şunu yapabilsek. Ya 2 haftalığına, 1 aylığına komple işi durduracak mobilya sektörü. Evet. Yapmıyoruz diyecek arkadaş. Yani bu işin zam olursa ne olacak? Esnaf en sonunda ya biz buradan sizin vasıtanızla bu malzemeyle ilgili devlet yetkililerini tekrardan uyarıyoruz. Çünkü bizim sitelerimiz farklı bir yer. Evet. Biz orada motive ederek insanları durduruyoruz. Motive ederek. İnsanları düzelecek bu iş diye motive ederek bekletiyoruz. Yarın bu insanlar bir araya geldiğinde yani ne verirsen ver çıkamazsın bu işin içinden. Tabii dükkanı kapatmak zorunda olan var. Yani onun için buradan da tabii devlet yetkililerimize sesleniyoruz. Bu işi çözelim. Gelin birlikte çözelim. Fabrikalarımıza özellikle uyarıyorum. Yani ülkenin birliği, beraberliği için onlar da anlayışlı olması gerekiyor.
bayilerimiz özellikle anlayışlı olması gerekiyor fiyat konusunda. Eskiden ne kar ediyorsa diyordun ki ben 5 lirayla 10 lirayla malzeme satıyorum diyordun. Aynı şekilde malzemeni sat kardeşim. Yani imalatçının yazıktır yani emeğini almanın bir anlamı yok. Şunu da dile getireyim. Biz fabrika değiliz. Biz bayi değiliz. Biz sadece dile getiririz o da olarak. Biz dertleri dile getiririz. Bizim görevimiz bu. Dertleri devlet yetkililerine bildiririz. Başka bir şey yapamayız ki. Benim fabrikam yok ki ben üretim yapayım da sana vereyim. Ben bayi değilim ki benim elimde malzemem var ben sana vereyim. Bunu zannetmesinler ki biz fabrika yahut da bayi. Herkes bilsin ki şunu. Biz imalat sektörünün, üretim sektörünün hakkını alacağız. Bunu kafalarından silsinler yani.